evladım. Hem torunum hem oğlum. Vatan için, millet için. Ben oğlumun kanını helal etmiyorum. Helal etmiyorum, haram olsun. Haram olsun. İstemiyorum, bebek katilinin çıkmasını istemiyor. Bu süreci destekleyenler ha? Oğlum şehidin kanını helal etmiyorum. Şehitler! Buraya şahit olsun, oğlumun kanını helal etmiyorum. Bu süreci destekleyenlere. Bravo! Neyin pazarlığı yapıldı da bu devlet bunlara şey yaptı? Bir pazarlık yapılmadı. Ne oldu? PKK silah bırakmak zorunda kaldı, silah bırakmıyor. Adam ne diyor? Güne kadar bırakmıyor, bugün niye bırakıyor? Sınır dışına çıkıyor. Ben bırakmıyorum. Bak bu köyde şehit var, bak şehit. Şehit polis. Burada şehit polis ve asker geldiği zaman bu kadar kalabalıkla koruma altında gelmiyor. Ziyaret edeceğiz. Şehitler bizim de şehitlerimiz. Tabii. Bu ülkede kimsenin evladı şehit olmasın, razı olmasın diye. Zaten şu anda bak terörist de demiyorsunuz siz. Yani Abdullah Öcalan'a ve dağdaki insanlara siz şu anda terörist demiyorsun. Neymiş? Efendim bu barış halinde terörist demeyelim. Sakın değil mi? Ergenekonculara siz terörist diyorsunuz. O ayrı bir şey. Niye? Nasıl ayrı bir şey? Nasıl ayrı bir şey ya? Siz şu anda Abdullah Öcalan'ın temsilcisi olarak buralara gelmişsiniz. Devletin değil. Hayır, ne münasebet. Tabii, öyle bir şey yok. Ece'yi de kaldırdınız. Nasıl öyle bir şey? Siyasetçi değiliz. Karşılığında ne verildi bunlara? Buyurun gelin. Burada olmaz. Buyurun gelin. Ya, gelsem olsun. Karşılığında ne verildi? Onları biz anlatacağız. Neyin karşılığında PKK silah bırakıyor? Bunların açıklamasını yapın. Neyin pazarlığı oldu? Ne oldu? TC devletiyle niye anlaşıldılar? Pardon, Türkiye devletiyle. Biz de bu ülkede ne mutlu Türk'üm diyene diyemeyeceksek, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıramayacaksak, varsın akacak kan akacağı kadar aksın, varsın analar ağlayacağı kadar ağlasın. Bütün bu nedenlerden dolayı yıkım sürecinin propagandacıları olarak gördüğümüz sözde akil insanları kuruluşun ve kurtuluşun diyarı Aziz Simav'da protesto ediyoruz. Helal! TC yok. Bunların maşası oldunuz. Akil insanlar, maşa. Maşa insanlar. Haşa, biz size öyle şey yakıştırmayız yani. Yakıştırıyorsunuz. Hayır, estağfurullah. Biz sizinle konuşmaya geldik. Bize hakaret dinlemeye geldik. Bakalım ne anlatacaksınız? Kimi dinlemeye ya bacım, lafınızı kesiyorum. Türkiye Cumhuriyeti burası ya. Ama TC nasıl diyor? Allah'ını seversen ya. Siz de bizim yüzünüzü koyun ya. Siz de bu vatan insanısınız. Siz de bu vatan insanısınız, evladısınız ya. Evet, elbette. Hep vatan evladıyız biz ya. Bu vatan korumak hepimizin görevi. Aynen öyle. Ama bunun sensi böyle yani. İnsan ikiye bölündü ya. Ötekileştirildi yani insanlar. Beyler. Oraya geldik ya. Nedir bu ya? Konuşuyorsun, konuşun, dinleyemiyorum. Konuşsunlar, dinlenin. Eğer tamam, tepki verilecekse, öyle konuşarak bir ahiret tepkiyi göstereyim. Bir dinleyelim bakalım ne diyecekler ya. Tek kelime söylemem. Buyurun abi, konuşun. Bir de hadi dinleyelim, sakince bir dinleyelim. Buyurun Tarhan Bey, konuşun, dinleyelim. Böyle terör lafı ortadan keserek, bak gördün mü? Evet. Oturma. Tamam anlat o zaman, anlat, dinliyorum. Ya anlatayım ben sana. Niye anlatmayı, ya niye anlatmayacağım? Kardeşim. Yapılan pazarlıkları anlatın. Ama ön yargı yapmış. Hayır. Sizin... Helal! Türk'üz Türk! Türkiye Türk kalacak! Çok ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz ve Kütahya'da iki gündür biz konuşuyoruz. Böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok ayıp ediyorsunuz. Türk biz polis, konuşabildik Türk insanlara. Polisinin ensesine kurşun sıkan insanların tarafları olarak sizden ne konuşacağız şu anda siz zaten? Konuşma kardeşim. Nesi iftira ya? Siz barışı bu adamlarla yapıyorsunuz. Ne münasebet? Bir şey yapıyorsunuz? Olmasın diye bu kadar insan savaşa, evinden çıkıp bizim, yola düştü. Ya Türkiye'deki hainlerle Türk düşmanlarıyla barış yapılır mı? Ve kafaların karışması ne olup ne bitir. Bir anda anlayamayacak hale gelmemizi hep birlikte yani. Sadece sizlerin diye değil bizlerin de. O hiç yadırgamıyoruz yani anlıyor. Bu böyle. Bir Sokuş şöyle.
bin vatandaşımızın canisi, malum kişi, siyasi yandaşlarının isteği üzerine serbest kalması bir pazarlık konusumuzdur. Silah tutup eli kana bulanmış kişiler için genel af düşünülmekte midir? Faili meçhul toprak altında yatan aziz şehitlerimizin katilleri affetme yetkisini nereden ve kimden aldınız? Bu süreçte gerçekleştiren adımlarda şehit aileleri ve gazilerimizin hoşnut olmadıklarını, onların incindiğini düşünerek vicdan muhasebesi yaptınız mı? Uygulamak istenen sürecin her şeyiyle Türk malı menşeili olduğuna kalpten inanıyor musunuz? Barış süresinin içeriğinin neler kapsadığını kimler bizlere anlatacak? Kesinlikle temenni etmediğimiz ama yapmak istediğiniz süreç olumsuzlukla sonuçlanırsa tarih sayfalarında nasıl yer alacağınızı düşündünüz mü? Asker yolladım. Hem torunum hem oğlum. Vatan için, millet için. Ben oğlumun kanını helal etmiyorum. Helal etmiyorum, haram olsun. Haram olsun. İstemiyorum, bebek katilinin çıkmasını istemiyorum. Kınan, gülen, nişanya çok zengin, istemiyorum. Şehit onları helal ediyoruz mu? Etmiyoruz. Ediyoruz mu? Helal etmiyor. Etmiyoruz. Haram olsun. Bunu herkes duysun. Benim oğlum oğluna doymadı. Anaya bu kadar.